Dakika sataşmadan söz vereceğim. Evet, ilk söz Sayın Mustafa Varank'a. Buyurun Sayın Varank. Buyurun. Oradan olursa 1 dakika, buradan olursa 2 dakika Sayın Bakan. Peki, tamam. Buyurun. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Tabii CHP Milletvekili Çetin Arık, Varank ailesi diyerek bir takım çirkin nitelendirmelerde bulundu. Değerli arkadaşlar, ben bu konuyla ilgili açıklamamı ilk gün yaptım. Asla ertelemedim. Ve dedim ki benimle ilgili herhangi bir kanunsuzluk, usulsüzlük, yolsuzluk, peşkeş, herhangi bir kayırma varsa ya da benim bu konulara herhangi bir dahlim varsa bunu ispat etmeyen, bununla ilgili suç duyurusunda bulunmayan alçaktır, namerttir. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bakın, burada varanklar diyerek biz komün hayatı yaşamıyoruz. Belki siz komün hayatı yaşıyor olabilirsiniz. Ben Mustafa Varank olarak bu kürsüdeyim. 17 yıldır fiilen siyasetin içerisindeyim. Benimle ilgili en ufak bir yolsuzluk bulamayanlar, en ufak bir yanlışlık bulamayanlar akrabalarımın üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Tekrar söylüyorum, ortada bir yolsuzluk varsa, kanunsuzluk varsa, usulsüzlük varsa ispat etmeyen alçaktır, namerttir. Ben bugüne kadar hiç haram yemedim. Aileme de hiç haram yedirmedim. Biz haram işinden anlamayız. Ama belli ki siz haramın da uzmanısınız. Şimdi Ayşe Hayat'a meselesine geliyorum. Bakın ben trans kriptimi getirdim. 95-96 güz döneminde ADM 123 dersini Ayşe Hayat'a verdi. Ve sınıfın ortasında beni kaldırıp biz sizin gibilere toplum dışı diyoruz dedi. Siz bunu niye kabullenemiyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü bu kadar saçma bir zihniyete sahip olabileceğinize siz bile Sayın Bakan, Sayın Varank, Sayın Varank. Sayın Varank, yerinize geçer misiniz? Sayın Varank. Sayın Varank. Sayın Varank, yerinize geçin lütfen. Sayın Özel. Buyurun. Açık ya. Niye açık? Sayın Varank, lütfen. Sayın Bakan, Sayın Başkan, kürsüde konuşmacı var. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii Sayın Bakan kürsüye gelecek, günle ilgili gelen değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Sonra biz de değerlendirmelerde bulunacağız ama şimdi şöyle bir şey var. Dünden beri, daha doğrusu bu bütçede inanılmaz şeyler oluyor. Yani bazı değerlerin, etik değerlerin tamamen terk edildiği, adeta bir kokuşmuşluğun bir iktidarın paçalarından aktığı bir dönemdeyiz. Ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı, iktidar partisinin grup başkan vekilleriyle, bakanlarıyla, genel başkanıyla toplantıya katılıyor. O toplantının ürünü kanun teklifini imzalayıp getiriyor. Tarafsızlık eleştirilerine anayasada tarafsızdır yazmıyor diyor bir meclis başkan vekili. Bir bakan çıkıyor, diyor ki bir yolsuzluk varsa, Sayın Bakan, bütün dünya Greco kriterlerini konuşuyor. Greco kriterlerini aşan en önemli kriterler bu ilk meclisin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup iç nizamnamesidir. O nizamnameye tabi olsanız görevinizi sürdüremezdiniz. Şimdi yeğeniniz Çevre Bakan Yardımcısı kendi kardeşine inanılmaz bir ihale vermiş. Siz bu doğru olmamıştır, etik olmamıştır, soyadı Varank olmasına rağmen reddediyorum demek yerine biz ne yapalım, soyadımız Varank diye taksi şoförlüğümü yapalım diye bir pişkinliğe vardırıyorsunuz işi. Ben tane tane sayarım da esas olarak görüntü şu, bilgi şu, belki kaçırdığınız günün stresinden bahsedilen ihale bugün iptal edildi. O ihale iptal edildi bugün.
Sayın Özer, Sayın Özer, buyurun. 2 dakika süreniz.